Merhaba. Avrupa Atatürk'ü Düşünce Dernekte Birliği'nin başlattığı Atatürk ile Evlerinize Konuk Oluyoruz projesine ben de katkıda bulunmak istiyorum. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber attığı iki ciltlik eserinde Atatürk ile ilgili çok ilginç bir anısını da anlatır. Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi sırasında her akşam yakın arkadaşlarıyla evde toplanır, o günkü kongreyi tartışırlar ve bir gün sonraki kongreyle ilgili de hazırlık yaparlar. Tabii toplantıdan ayrıca zaman zaman da kurtuluştan sonra yapılacaklar hakkında tartışırlar. İşte böyle bir günde Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla toplamışlar ve o günkü kongreyle ilgili tartışmışlardı. Bazıları hazırlık yapmak için gittiklerinde odada Süreyya Yiğit ile Mazhar Müfit Kansu da Paşa ile birlikte kalır. Sözü burada Mazhar Müfit Kansu'ya bırakalım. Paşa Emirber Ali'ye seslendi. Ali, kahve yap bize. Ali kahvesini getirinceye kadar Süreyya Yiğit'in başardıktan sonra dahi iş bitmiyor paşam. Memleketin durumu çalışmaya ve inkılaplar yapmaya ihtiyacı vardır şeklindeki mütarası ile mevzu sosyal bünyesine intikal etti. Paşa, vatanın kurtulmasından sonra Cumhuriyet ilanının şart olduğu hakkındaki görüş ve inançlarını bir kere daha anlattıktan sonra Mazhar not defterinin yanında mı diye sordu. Hayır paşam dedim. Zahmet olacak ama bir merdiveni inip çıkacaksın. Al gel dedi. Neredeyse sabah olacaktı. Fakat onun yanındayken dünya gecesi gündüzü olmayan bir alemden ibaretti. Dolayısıyla uyku ihtiyacı da yoktu. Hemen aşağıya indim, not defterimi alıp getirdim. O hatıra defterime ve günü gününe her meseleyi not edişime hem meme olur hem de bazen latife etmekten kendisini alıkoymazdı. Hafızamız zayıfladığı zaman Mazhar Müfit'in defteri çok işimize yarayacak dedi. Defteri getirdiğimi görünce sigarasını birkaç nefes üst üste çektikten sonra ama bu defteri, bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar mahrem kalacak bir ben, bir Süreyya, bir de sen bileceksin. Şartın bu dedi. Paşa bundan sonra öyleyse önce tarih koy dedi. Koydum. 7-8 Temmuz 1919 sabaha karşı. Tarihi sayfanın üzerine yazdığımı görünce pekala yaz diyerek devam ettim. 1. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha önce de bir sorunuz münasebetiyle söylemiştim. 2. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken muamele yapılacaktır. 3. Tesettür kalkacaktır. 4. Fes kalkacak. Medeni milletler gibi şapka giyecektir. Bu anda gayri ihtiyari kalem elimden düştü. Yüzüme baktı. O da ben yüzüne baktım. O da benim yüzüme baktı. Bu gözlerin bu takırışta birbirine çok şey anlatan konuşuşuydu. Paşa ile zaman zaman senli benli konuşmaktan çekinmezdim. Neden durakladın deyince darılma ama paşam sizin de hayalperest tarafınız var dedim gülerek. Bunun üzerine bunu zaman tayin edecek. Sen yaz dedi. 5. Latin hurufu yani harfleri kabul edilecek. Paşam kafi kafi dedim ve biraz da hayal ile uğraşmaktan bıkmış bir insan edasıyla Cumhuriyet ilanına muvaffak olalım da üst tarafı yeter diyerek defterimi kapadım ve koltuğumun altına sıkıştırdım. İnanmayan bir adam edasıyla paşam sabah oldu. Siz oturmaya devam edeceksiniz. Hoşça kalın diyerek yanından ayrıldım. Hakikaten gün ağarmıştı. Süreyya da benimle beraber odadan çıktı. Fakat burada ve bu anda hadiselerin, olayların beni nasıl tekzip ve Mustafa Kemal'i haklı çıkardığını
Daha doğrusu Mustafa Kemal'ın beni nasıl bir cümle ile yanıt veremez bir duruma düşürdüğünü ve mahcup ettiğini itiraf etmeliyim. Çankaya'da birkaç defa bu Mazhar Müfit yok mu? Kendisine Erzurum'da tesettür kalkacak, şapka giyilecek, Latin harfleri kabul edilecek dediğim ve bunun not edilmesini söylediğim zaman defterini koltuğunun altına almış ve bana hayalperest olduğumu söylemişti. Demekle kalmadı. Bir gün önemli bir ders de verdi. Şapka devrimini ilan etmiş olarak Kastamonu'dan dönüyordu. Ankara'ya geldiği anda otomobille eski meclis binası önünden geçiyor, ben de kapı önünde bulunuyordum. Manzarayı görünce gözlerime inanamadım. Kendisinin ve yanında oturan Diyanet İşleri reisine de şapka giydirmişti. Ben hayretle bu manzarayı seyrederken gözlerime inanamadım. Kendisi neyse ne, fakat kendisini karşılamaya gelenler arasında bulunan Diyanet İşleri reisine de şapkayı giydirmişti. Ben hayretle bu manzarayı seyrederken otomobili durdurdu, beni yanına çağırdı ve birden "Azizim, Mazhar Müfit Bey, kaçıncı maddedeyiz? Notlarına bakıyor musun?" deyiverdi. Bu bir latifeydi fakat mahcup eden bir latife. Ve hakikaten bu büyük adam geceleri gündüzlere katarak düşünmeyi, milli bünyenin tahammülünü bilmiş, her şeyin zamanını hesaplamış ve zamanı iradesine ram edebilmişti. Benim o gün hayal ve masal diye karşılayarak not ettiğim her madde zamanla birer birer hakikat abidesi olarak karşımda bütün endamıyla boy gösteriyordu. Mazhar Müfit Kansu işte bunları yazıyordu kitabında.